Büyükşehir yasasının getirdiği köy tüzel kişinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir ayrıyetten bir mağduriyet yaratan bir durum var. Bir köyü bağımsız kılan en önemli unsur mal edinebilme ve yerel varlıklar üzerinde tasarruf hakkı olmasıdır. Getirilen daha önceden 6360 sayılı kanunda Büyükşehir yasasıyla bu köylerin tüzel kişilikleri ve mal edinme ya da mevcut mallar üzerindeki hakları, bunlar üzerindeki mülkiyetleri de ortadan kaldırıldı ve bunlar bir büyükşehir yasasıyla belediyelere, hazineye ya da işte orada kurulan bir komisyonla ilgili birimlere aktarılması yönünde bir uygulamada başlatıldı. Tabii bu şöyle bir şeye yol açıyor. Bunun en önemli sorunu şuydu. Örneğin Süryanilere ait kiliseler ve manastırlar. Çünkü köylerde bunlar köy tüzel kişiliklerine ait ve bu yasadan sonra örneğin Mardin'de kilise, manastır, mezarlık ve bağlı tapular, yani bunlara bağlı mallar, taşınmazlar 110 tanesi bu yolla hazineye devredildi. Oradan da Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim edildi. Daha sonra bununla ilgili kamuoyundaki yoğun tepkilerle bir takım geri düzenlemeler yapıldı ve 54 tanesi geri iade edildi vakıflara, ilgili vakıflara. Ancak bunun tamamı düzeltilmiş değil. Halen Süryanilerin mallarının bu kanundan kaynaklı olarak halen dahi hazinede ya da belediyede ya da ilgili kendilerinde olmayan kurumlarda olduğunu belirtmek gerekiyor. Ayrıca bununla ilgili bir sıkıntı, diğer bir sıkıntı yapışan inançsal toplulukta Alevilerdir. Çünkü Alevi köylerinde cemevleri dernek ya da vakıf mülkiyetinde değil, çoğunlukla muhtarlıklara bağlı, yani muhtarlığın mülkiyetinde olan, köy ortak malı olan bir yere yapılan ibadethaneler, cemevleri. Ve o Alevi köyünde de insanlar orada inançlarının özgünlüğü çerçevesinde bu cemevlerini yönetiyorlar ve burada inançları, ibadetlerini kendi imkanlarıyla yerine getiriyorlar. Bu Büyükşehir Kanunu ile birlikte bu cemevlerinin mülkiyetleri de o köy tüzel kişiliğinden çıktı. Yani ya ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyesine geçti ya eğer merkeze bağlısı Büyükşehir Belediyesi'ne geçti veya da buradaki yapılan komisyonla başka bir kuruma aktarıldı ve bu da aslında ibadethanelere ayrı bir el koyma yöntemi olarak kamuoyunda değerlendiriliyor. Çünkü çıkarttığı sonuç böyle bir şey. Bu da tabii inanca müdahale oluyor. Yani oradaki Alevi köyünün kendi inançsal çerçevesinde yönettiği cemevini başka bir inanca mensup belediyenin başkanının uhdesine geçmesi ya da oradaki meclisin uhdesine geçmesi bu inancın özgünlüğünü ve oradaki inanç özgürlüğüne müdahale olarak görmek gerekiyor. Bu şekilde bu yasanın aslında bu 6. maddeyle ilgili bu konuyla ilgili düzenlemeler getirilmesi gerekiyordu. Bu maddeye konulabilirdi. Konulmamış. Esas mağduriyet burada yaşandığını ifade etmek isterim.